Sayın Kılıçdaroğlu, biz bunu mecliste çözeceğiz. Kürt sorununu mecliste çözeceğiz. Ben kavgayı bitireceğim demişti. Şimdi bu da çok tartışılmıştı. İşte yine Hasan Bey askerlik konusuna getirdi. Millet İttifakı'nın bir üyesi diyor ki zorunlu askerliği kaldıracağız diyor. Yerel yönetimlere özellik deniyor. Statü nedir? Yerel yönetimlere özellik. Bunların anayasada karşılığı nedir? Biz anayasanın ilk üç maddesindeki bazı değişiklikleri mi konuşmak durumunda kalırız? Böyle bir iktidar durumunda HDP'nin talepleri karşılanmak zorunda kalındığında neden bahsediyoruz? Ne demek bunlar? Yani anayasayı mı değiştirecek kelimesi bunu anlatmaya yetmez. Anayasal düzeni ortadan kaldırmaktan bahsediyorlar. Bir. Hangi birini sayacağız burada? Bir, anayasa en basit. Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü hedef alıyor mu? Bu statü tartışması, evet. Öyle mi? Türk egemenliğini hedef alıyor mu? Evet. Madde madde gidiyorum. Devletin dilini hedef alıyor mu? Evet. Devam edelim. Anayasa 42'deki eğitim dilini hedef alıyor mu? Evet. Anayasa 66'daki vatandaşlık tanımını hedef alıyor mu? Evet. Anayasa 123'teki idarenin bütünlüğünü hedef alıyor mu? Evet. Yani başlı başına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütün kurucu kodlarını, üniter yapısını tamamen hedef alan bir açıklamadır. Burada emperyalizmin dört parçalı terör devleti projesinden bahsediyor. Geçmiş olsun diyor. Irak, Suriye'de diyor Türkiye yoğun bir mücadele veriyor ama orada kazandı diyor. Ki kazanamadı sadece. Onun mücadelesini belirli bölgelerde, elinde tuttuğu, evet, bölgeler var. İşte üçüncü ayak neresi? Türkiye. Kastedilen budur. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü hedef alan açıklamalardır bunlar. Anayasal düzeni hedef alan açıklamalardır bunlar. Hiçbir şekilde meşru siyasetle, fikir ifade özgürlüğüyle, siyasal ifade özgürlüğüyle açıklanamayacak. Eşit yurttaşlık şirinlikleriyle kapatılamayacak emellerdir bunlar. Bakın. Şimdi ne yapıyor? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kodlarıyla oynayacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli ulus devlet yapısını bozacaklar. Ortak vatan dedikleri bu HDP tutum belgesindeki. Yani milli devlet anlayışı. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki Türk egemenliğini yok edecekler. Adı sanı olmayan bir millet tanımlaması. Çok uluslu bir devlet. Adı ne? Yok. Diğer yani tarafta, oranın statü kazanacağı bölge belli, adı belli. Hayır. Bak, orayla, bakın oraya takılmayın. Statüye de özerk bölge zaten var. Hı. Askeri yönden, idari yönden, mali yönden özerk diyor. Oraya diyor sen hiç karışmayacaksın diyor. Ayrıca diyor tüm Türkiye içinde bu milli devletin kodlarını değiştireceksin diyor. Ortak vatan olacak diyor. Öyle Türk egemenliği falan yok diyor. Türk kelimesiyle o yüzden problemli. Çıkaracaksın diyor. Milletin adı diyor Türk milleti olmayacak diyor. Milletin adı olmayacak. Yani bin yıldır Anadolu'da mevcut Türk egemenliğini yok edecek. Türkiye'ye bunu dayatırken orada da terör devletini de... Ve Suriye'yi de önler gösterecek. Evet. Oradaki... Ama burada çok ciddi bir tuzak var. O da şu. Suriye'deki iç savaş nasıl çıktı? Irak'taki iç savaş nasıl tabii çıktı? Tabii ki canım hepsi Amerika'nın... Bir saniye hocam. Demin Sayın Pazarcı'nın dediği gibi, Hasan Bey'in söylediği gibi... ...emperyalizmin çok tarihi bir oyunu bu. Irak'ı yıktılar, Suriye'yi yıktılar. Şimdi Türkiye'yi. Ama Türkiye'de Mustafa Kemal'in askerleri bitmez. Bu koca kafalar onu anlamıyorlar. Anlatacağız onlara. Ben bir daha söylüyorum. Ey Türk gençliği, eğer Atatürk'ü seviyorsan, eğer vatanını seviyorsan bu emperyalizmin kirli oyununu gör. Yani Amerika'nın verdiği silahlar da bize meydan okuyorlar. Suriye'de kimin ordusu var? PKK'ya silah veren Amerikan ordusu var. Bak ne diyorum? Bugün itibariyle obüs verilmiş. Geçen hafta helikopterleri düştü. Karşımızda çok ciddi bir meydan okuma var. Bu hadise Türk milletine savaş açmaktır. Ama bunu yaparken de şöyle. Ben söyleyeyim size bakın çok affedersiniz. Seçimi kaybettiklerini bugün itibariyle anladılar bakın. DSP'nin de bu tarafa geçmesi, Sayın İnce'nin Atatürk'e ve PKK'ya geçit yok demesi ve bir şekilde bu oylarda Kılıçdaroğlu'nun yenileceği ve Sayın Cumhurbaşkanı 55'in üzerine alacağı çıktı ortaya. Bu panikte bu boş boş mermiler atıyorlar ve halkta da şöyle bir algı operasyonu başlatıyorlar. Seçimi kaybettik, sandıkları çaldılar, çıkın sokağa, iç savaş başlatmak istiyorlar. Bu bir iç savaş meydan okumasıdır. Bu çok kötü bir laf bu. Ama ne Kandil'deki, ne Kandil'e silah verenler, ne de emperyalizmin bütün adamları mağlup olacaktır.
Bu oyunu görün, bu oyunu görün. Bakın 35 gün kalıyor. Biraz sonra İzmir benim plakaya geliyor. Ey Türk milleti, Türk vatan evlatları, bu kardeş oyunu görün. Ne demek ya? Statü nedir ya? Nerede bulduk lan bu vatanı? Biz sokakta mı bulduk? Ben burada ölen silah arkadaşlarımı, oradaki Mehmetçikleri, az önce söylediği gibi Hasan Bey'in de, Sayın Pazarcı'nın da dediği gibi, o gencecik vatan evlatlarını biz sokakta mı bulduk? Orada Kürtleri öldüren zaten bu adamlar deccal. Defa Kürt milletinin de vebası, Türk milletinin de. Ne demek Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan Türklüğü kaldıracağım, toprağı parçalayacağım. Ondan sonra bunu hiçbir Kürt vatandaşı da istemiyor. Neden? Burada herkes özgür ve bu cumhuriyetin sayesinde şimdi cumhuriyet olmasaydı bu sakık veya bu hanımefendi kalkıp da bunları parmağını oynatabilir miydi? Gelirdi Suriye'nin askerleri daha dakikada asardı. Nasıl İran asıyorsa ama Türkiye Cumhuriyeti bütün bunlara rağmen sabrediyor. Bu sabrın da cevabını Türk milleti demokratik bir şekilde sandıkta verecektir. Bu kaybettiklerini anladıkları için şimdiden algı operasyonuyla hiçbir şekilde bakın seçim demokratik değil. İşte interneti durduracaklar, kalleş oyunlar yapacaklar. Buradan Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir devlet ve bu seçimde adil bir şekilde olacaktır. Dolayısıyla bu Kandil'deki dostlarını nasıl Türk milleti Mehmetçik dağlarda vurdursa, bak ne diyor dağlara çıkın. Dağlarda Mehmet bekliyor, dağlarda Türk askeri bekliyor, nöbetçimiz bekliyor. Ve şanlı bayrağın altında Türk de, Kürt de, Ermeni de, Yahudi de hepsi beraber özgürce yaşıyor. Bu kim? Mustafa Kemal Atatürk'ün sayesinde. Bu kim? Şanlı Türk ordusunun sayesinde. Burada şanlı Türk ordusuna, Türk milletine meydan okuyan PKK ve ona silah verenler tarihin önünde yenilecektir. Peki, ben böyle hocam, söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok. Serkan Bey eklemek istediğiniz var mı? Bir başka konuya gideceğim ama bunu açıklık getirdik diyor zannediyorum. Kusura bakmayın. Estağfurullah hocam. Özür dilerim. Sözünüzü kesmek istemedim ama söyledikleriniz çok doğru. Hukuken de siyaseten de doğru. İyi ki kestiniz. Askeri olarak da çok ciddi bir tehlike bu çünkü. İyi ki kestiniz. Dilinize sağlık. Dediğim gibi anayasada neyi değiştirmeye çalışırlar? İşte Türk sadece anayasa 66-42 ile sınırlı değil. Saydık işte yani anayasanın ikinci maddesinden başlıyor. Üçüncü maddesi, beşinci maddesi, altıncı maddesi. Yani Türk kelimesinin geçtiği, Türk egemenliği kelimesinin, Türk milleti kelimesinin geçtiği her yeri ortadan kaldıracaklar. Burada adı sanı olmayan bir devlet, bir millet bırakırken orada ulus devlet kuracaklar. Ulus devlet kuracaklar burada bize. Ya bunlar cumhuriyetin kurucu kodlarında problem var. Böyle devlet mi olur dedikleri devlet yapısının aynısını orada kurmaya çalışacaklar. İşte bu bir projedir. Burada Türkiye'de neredeyse bir Türk problemi yaşatır şekilde Türk kelimesine karşı alerji oluşturacaklar. Peki bizim bin yıldır birlikte yaşadığımız kardeşlerimizin bizim de problemi var mı? Türkiye'de kaç tane Kürt ailesiyle gidin konuşun. Hangi birinin evinde bir tane Türk damat, bir Türk gelin yok? Hangisi gidip hangimizin evinde bir Kürt gelin mi? Diyarbakır'daki annelerle gidip de helalleştiler mi? Ya hocam, dert Kürtlerin meselesi değil, dertleri Kürt de değil. Bunlar emperyalizmin maşası, kuklası ve rahmetli Ecevit'i her defasında yad ediyoruz. Terörün propaganda unsurları, diyor ki Sayın Ecevit, propaganda unsurları silahlı unsurlarından daha tehlikelidir diyor. Biz bunlara meşru siyaset alanı açmak adı altında sabah akşam terör propagandası yapma imkanı tanıdık. Yani şu sözde vekilin cümleleri şey mi? Siyasi, meşru siyasi ifadeler mi? Değil. Sabah akşam yani o bahsetti orada sayın dediği lağım farelerinin söylemlerinden ne farkı var bunu söylediğinin? Ne farkı var? Hepsi aynı şeyi söylüyor. Kandil, ne farkı bunlar var? Nasıl biz buna meşru siyasetçi görüp bu denli propaganda imkanı tanıyabiliyoruz? Türk demokrasisi daha ne kadar tahammül edecek? Türkiye Partisi olsunlar, milli birliği, beraberliği öncelesinler. Türk egemenliğiyle, Türk devlet anlayışıyla, Türk milletinin bölünmez bütünlüğüyle, bağımsızlığıyla uğraşmasınlar. Elbette ki farklı yöntemler önerebilirler. Elbette ki bizim sinir uçlarımıza dokunan fikri açıklamalar da yapabilirler. Ama anayasal düzene bu şekilde terör örgütlerinin ağzıyla savaş açamazlar. Peki. Daha fazla Türk demokrasisinin, Türk devletinin buna müsaade etmiyor olması lazım. Bu Anayasa Mahkemesi'nin yapısının acilen değişiyor olması lazım. Hukukçu olmayan üyeler parti kapatma. Yarın bir yüce divan sıfatıyla yargılama yapsalar. Örneğin ben bakan olsam, yüce divan sıfatıyla gitsem, oradaki iktisatçının beni yargılamasını istemem ben.
Ya arkadaş sen hukukçu değilsin, beni nasıl yargılayacaksın? Hukuk nosyonun yok. Hukuka dair muhakeme yeteneğin yok. Sen nasıl beni yargılayacaksın? Sayın Devlet Bahçeli Bey de Anayasa Mahkemesi kapatılsın dediğinde çarpıcı bir manşet attı. Ne? Konuyu tartışmaya açabilmek için. Dedi ki ikiye ayıralım bunları. Temel hak ve hürriyetler noktasında bir mahkememiz olsun, başvuruları incelesin. Ama dedi Yüce Divan ve parti kapatmalar noktasında devlete aile başka bir zaten Anayasa Mahkemesi özür dilerim, olsun. Buradaki dedi. Tuzak da şu, bu kışkırtmalarla beraber ya Anayasa Mahkemesi'nin kapatma davası veyahut da az önce söylediğim gibi Cumhuriyet Başsavcısının haklarında tahkikat açtıktan sonra bak biz mağduruz, HDP işte hükümet bize yol vermiyor, devlet bize yol vermiyor. Hemen Yeşil Parti, bunlar kimden alıyor? Yeşil Parti Almanya'da var. Parti tüzüğüne baktığında aynı. İşte ne kadar söylem varsa onların arkasına gizlenmiş ve tuzak bunlar. Hocam, Türk milletinin bunu görmesi gerekiyor. Sabah akşam kara propagandaya izin veriyorlar, destekliyorlar. Vatandaşımız bu propagandayla zehirleniyor. Ondan sonra kalkıyor diyor ki şu kadar kişi oy veriyor. Ne yapalım ki? Bakın bunu daha önce de ifade ettim. Bugün bir siyasi parti kurun. Çok kısaca özetliyorum. Bugün bir siyasi parti kurun. Terör kadar kabul edemeyeceğimiz bir şey daha düşünün. Bir siyasi parti genel başkanı çıksın desin ki kadınlar evden çıkamaz arkadaşım. Erkeğin kadına uyguladığı şiddet meşrudur desin. Ve bunu sabah akşam söylesin, bunu akademisyenler söylesin, bunu hukukçular söylesin, bunu sözde siyasi partiler söylesin. O parti 5 yıl sonra Türkiye'de hukuk düzeni müsaade ederse 3 milyon oy almaya başlar. O zaman ne diyeceğiz? Bunlar 3 milyon oy alıyor. O zaman ne yapalım? Kadına şiddeti meşru görmemiz mi gerekiyor diyeceğiz. Bunun hiçbir farkı yok. Siz çarpıcı bir örnekle anlatmaya çalışıyorsunuz. Bu hiçbir farkı yok bunların. Hiçbir farkı yok. Sabah akşam kara propagandayla terör propagandası yapıyorlar. Vatandaşımızı zehirliyorlar. Ondan sonra biz de gelip diyoruz ki bu kadar bunlara oy veren dökmek istiyor hocam. Asıl tehlike bu. Şimdi seçimi bu kaybettikleri bölümde an kaos yaratacaklar. Orada burada ateş edecekler. Silahlı PKK militanları sokağa dökülecek. Bunu da Avrupa'ya karşı bak agite falan Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı kazandı ama gayrimeşru yoldan kazandı. Sandıklar çalındı. Böyle bir alçak şey var. Tuzak var. Türk milleti bu tuzağa düşmeyecektir. Ve seçimlerden sonra da bu parmaklar bakalım nereye gider bilmiyorum. Peki hocam, çok teşekkür ediyorum. Bu bölümde bir kısa bir reklama gidiyoruz Hilmi Bey. Reklamdan sonra size geleceğim. Merak ettiğim konular var açıklamaların ardından. Size sormak istiyoruz. Çok kısa bir araya gidiyoruz, ardından devam ediyoruz. Memleket meselesine kaldığımız yerden. Şimdi siyasete, siyaseten yapılan açıklamalara gelelim. Şöyle Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde şöyle söylemişti. Deprem konutlarını bölgede, afet bölgesinde yapılan konutların tamamını ücretsiz olarak hak sahiplerine teslim edeceğiz demişti. Şimdi deprem meydana geldiğinde bölgede yayınları yaptığımız zaman Elazığlı vatandaşlarla görüştüğümüzde bunu sormuştuk. Elazığ depreminin ardından o konutlar, kalıcı konutlar yeniden yapılmıştı. Ve 20 yıl vadeli ödeme yapacaklardı vatandaşlarımız. Fakat yani ayda 300-350 lira gibi bir ödeme yaptıklarını söylemişlerdi. Bu yapılacak olan deprem konutlarında da buna benzer bir oran tabii güncel hesaplamalar yapılacak. Yani muhtemelen bu seviyelerde bir ödeme olacak. Fakat Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bunun doğru olmadığını söyledi ve biz hepsine bedavaya dağıtacağız dedi. Fakat İyi Parti'den buna itiraz geldi. Ekonomi Politikaları Başkanı dedi ki bunu yapmamız mümkün değil. Bilge Yılmaz bir programda neler söylüyorlar? Önce Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını, ardından bir Bilge Yılmaz'ın açıklamalarını getirelim ekrana. Sonra bir bölgeye gidelim bakalım nasıl gidiyor yeniden yapımı, inşası, kalıcı konutların.
Bilge Yılmaz diyor ki bu mümkün değil diyor. Biz bunu uzun vadeye yayarak diyor. Yani şu andaki mevcut sistemde olduğu gibi 20 yıllık bir geri ödemeden bahsediyoruz. Bunun maliyetini Türkiye bir yılda ödeyemez. Gerçekçi olalım diyor böyle vaatler verirken. 5 kuruş almayacağım diyerek olmaz. Bunlar gerçekçi olmaz. Bunlar vatandaşı kandırmak olur diyor işte devamda yapılan açıklamalarda böyle. Şimdi yapımları devam ediyor ama gece de inşaatların devam ettiği yerler var. Yani öncelikli yerler var. Onlar nereler? Hastaneler. Yıkılmadı hastanelerimiz ama hasar gören hastanelerimiz var. Antakya Devlet Hastanesi'nin yapımı devam ediyor. Şimdi ne aşamada ne kadar bir ilerleme gerçekleştirildi? Cumhurbaşkanı Erdoğan bir yıl içinde tamamlanacak demişti ama dediğimiz gibi bunlar özel alanlar, belki çok daha öncesinde tamamlanacak. Yusuf Gül bizi bekliyor. Hatay'da Antakya Devlet Hastanesi'nin yapım çalışmaları devam ederken. Yusuf kolay gelsin, iyi geceler. Ne oluyor? Hangi aşamada Antakya Devlet Hastanesi, aynı şekilde Devlet Hastanesi de yeniden inşa ediliyor? Hangi aşamada? Arkada hummalı bir çalışma var. Bize anlatır mısın? Toparlayarak kısaca lütfen. Depremlerin en çok yıkım uğrattığı Hatay'da yaralar sarılmaya devam ediyor. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları, diğer yandan da acil yıkım kararı verilen binaların yıkım işlemleri gerçekleştiriliyor. Tabii bir yandan da Hatay'a yeni inşa edilecek 3 yeni devlet hastanesi için çalışmalar hummalı bir şekilde sürdürülüyor. Şu anda kameraman arkadaşım Kadircem Gündoğan'la birlikte inşası devam eden Antakya Devlet Hastanesi'nin bulunduğu alandayız. Hemen arkamızda da görmüş olduğunuz gibi iş makineleri bu noktada çalışmalarını sürdürüyor. Tabii bu noktada özellikle temel atıldı. Hemen arkamızı özellikle Kadir gösterelim. Bu noktada bulunmuş olduğumuz alanda radya temel sistemi atıldı. Buranın özellikle altını çizmek istiyorum. Çünkü radya temel sisteminin önemini biliyoruz. Yükün zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlıyor. Ve uzmanlar radya temelin depreme karşı büyük bir avantaj sağladığının altını çiziyor. Ve şu anda kameraman arkadaşım Kadircem Gündoğan da ekranlarınıza getiriyor. Bulunmuş olduğumuz Antakya Devlet Hastanesi'nde temel atılmış durumda. Ve bulunmuş olduğumuz bu sıra boyunca da 7 blok olacak şekilde çalışmalar devam edecek. Hemen arkamıza döndüğümüz zaman da arkamızda da bulunmuş olduğumuz alanda hafriyat çalışmaları sürdürülmeye devam ediyor. Yarın bina temelleri bu noktada atılmış, yani atılmış hale gelmiş durumda olacak ve daha sonra da çevre düzenleme çalışmaları başlamış olacak. Özellikle bizim bulunmuş olduğumuz Antakya Devlet Hastanesi'nde hem gece hem de gündüz çalışmalar sürdürülmeye devam ediyor ve 100'ün üzerinde personel, 60 kamyonet, 12 ekskavatör, 1 silindir, 1 greyder ve 3 loderle birlikte bulunmuş olduğumuz lokasyonda çalışmalar aralıksız bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor. Antakya Devlet Hastanesi için de özellikle ayrıntıları paylaşmak istiyorum. Çünkü bulunmuş olduğumuz alana 400 yataklı bir devlet hastanesi inşa edilecek. 12 ameliyathaneden onkoloji merkezine ve 3. başlamak niteliğinde bir hastane olacağının altını çizelim. Ve 10 Mayıs'ta da bu nokta hazır hale, yani hizmete açılmış hale gelmiş olacak. Bir yandan da 2 devlet hastanesi... Bir küçük sıkıntı var ama Yusuf bize alanı gösterdi. Temel atılmış, radyo temel sistemi kullanıldı diyor ve temeli atıldıktan sonra zaten onun inşa süreci hızla devam ediyor ve tamamlanıyor. Bina çevre düzenlemesine geçilecek dedi yarın itibariyle. Şimdi Hilmi Bey, size sormak istiyorum. Şöyle ki şimdi bir yandan seçime gidiyoruz. Vaatler çok önemli. Fakat siz çok daha iyi biliyorsunuz, analiz etmişsinizdir ki o vaatlerin ayaklarının yere basması çok önemli. Şimdi bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan depremin meydana geldiği ilk günlerde çok büyük kararlılıkla ifade etmişti. Bir yılda kalıcı konutların inşası tamamlanacak dedi. Bugün de aynı noktada işte temel atma törenleri başlatıldı. Şimdi bölgedeyken, orada haber yaparken şöyle vatandaşın siyasi görüşünden bağımsız olarak da genel olarak şöyle bir kanı vardı. Yani Erdoğan diyorsa bunu yapacaktır. Tamam, hani AK Partili olsun ya da olmasın, Cumhurbaşkanı Erdoğan desteklesin ya da desteklemesin. Bu herhalde 20 yıllık iktidarda ortaya konulan ve sonucunda sonuçlarla, yani idrak edilen sonuçlarla ilgili mi diye size soracağım. Yani vatandaşın bu yaklaşımını. İki, siz Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımını gerçekçi buluyor musunuz? Eğer öyleyse İYİ Parti'nin itirazı neden kaynaklanıyor? Dahası seçmen bunu nasıl görüyor? Anketlerinize yansıyordur. Yani bu soruları yöneltiyor musunuz siz vatandaşlara da? Biz depremden sonraki yaptığımız araştırmada, depremden yaklaşık 20 gün sonra yapmış olduğumuz araştırmada bu depremin yaralarını, hasarlarını, kim yaralar, kim sarar, hasarları kim giderir diye sorduğumuzda %49.7'si Erdoğan demişti. Bu önemli bir sonuçtu. Dolayısıyla bu sonuç üzerinden bakıldığı zaman
Geçmişte de mesela 2015 seçim kampanyasının sanırım sloganıydı AK Parti için. Yaparsa AK Parti yapar diyordu. Hı hı. Bu neden bunu diyordu? Mesela asgari ücret ve emekli maaşı üzerinden burada bir tartışma vardı. O dönem asgari ücret için işte Cumhuriyet Halk Partisi 1500 lira yapmayı vaat ediyordu. Milliyetçi Hareket Partisi 1350 lira yapmayı vaat ediyordu. AK Parti de o zaman 1100 lira gibi bir rakam konuşuluyordu. Daha sonraki süreçte AK Parti 1250 lira olarak böyle bir vaatte bulunca 1 Kasım seçimlerine giderken yaparsa AK Parti yapar sloganı orada tuttu ve bir şekilde daha düşük rakam olmasına rağmen orada seçmen birleşti. Tabii başka faktörler de vardı. 7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki oy tercihlerindeki değişimin bunu birçok uzun uzun tartışabiliriz, yine konuşabiliriz. Ancak bu ekonomik vaatler konusu geldiği için burayı söyledim. Lütfen. Diğer taraftan ben bundan 2 hafta önce bir yazı yazdım. Sürekli de sahadaydık. Saha ziyaretlerimizden birisinde Serkan Toper'le birlikte orada tüm illeri dolaştık, Diyarbakır hariç. Ve bir diğerinde de Emin Bey'le, Emin Pazarcı'yla birlikte dolaştık. Onun dışında ben 2 kez daha farklı gittim. Orada CHP'li bir seçmen şunu söylüyordu Mervan Hanım. Buyurun. AK Parti istemiyor, Erdoğan istemiyor. Ama diyor ki şu deprem konutlarını yapsınlar da ondan sonra gitsinler diyor. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun deprem konutlarını yapabileceğine inanmıyor. Bu önemli bir saptama. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni söylüyor. Sonuç olarak burada inandırıcılık önemli. Seçmen de bu noktada mesela biz zaman zaman petrol fiyatlarındaki artışın sebeplerini soruyoruz. Petrol fiyatlarının artışın sebebini sorduğumuzda da dünya piyasasındaki artışlar, döviz kurundaki artışlar ve benzeri gibi aslında bakarsanız bu konunun uzmanı gibi gayet makul ve mantıklı cevaplar verebiliyorlardı. Hilmi Bey, teşekkür ediyorum. Peki arka arkaya şimdi 2 açıklaması daha var Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bir, temiz para, uyuşturucu baronlarının parası açıklaması var. Bir de az önce vize konusuyla ilgili. Arkadaşlar arka arkaya hemen o sesleri verelim. Onunla ilgili de bir değerlendirmeyi rica edeceğim Hilmi Bey'den, bir toparlama. Çok yakın bu açıklamalar Hilmi Bey, ama vatandaşlara bu açıklamaları, bu vaatleri sorabilme şansınız oldu mu? Olmadı maalesef, ancak yani çok tebessümle ve şeyle istihzayla Sayın Emin Pazarcı da izledi, biz de izledik. İzlediğimizde daha önceden de duymuştuk. Buna benzer Sayın Kılıçdaroğlu'nun çok açıklaması oldu. Sayın Kılıçdaroğlu hesap uzmanı, sıradan bir insan değil, ekonomi bilmeyen bir insan değil, ekonomi bilen bir insan. Ancak temiz parayla uyuşturucu baronlarının parasını aynı cümle içerisinde kullanabilecek kadar da gayet ileri zekalı birisi. Yani uyuşturucu baronlarının parasının temiz para olduğunu söylemek için gerçekten çok ileri seviyede bir şeye ihtiyaç var. Yani yoruma ihtiyaç var. Peki. Bunu da Sayın Kılıçdaroğlu söylüyor ve bunun arkasından da efendim ileri düzeyde eğitimliler, akademisyenler, efendim medya mensupları, siyasetçiler de akın akın gidiyorlar. Bu gerçekten benim aklımın, havsalamın almadığı bir tutum. Ancak biz bu toplumda yaşıyoruz. Benim yaptığım işte araştırma. Araştırmada da soruyorum. Toplum kimi tercih ediyor? Evet, Kılıçdaroğlu'nu tercih eden var. Az önce konuştuk, çeşitli sebeplerden dolayı Kılıçdaroğlu'nu istemeyip PKK ilişkisi ve benzeri sebeplerden dolayı Muharrem İnce'ye yönelenler var. Bunları görüyoruz, ölçüyoruz, ölçmeye devam edeceğiz. Ama buradaki Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarında birazcık efendim ya acaba... Erdoğan da çok uzun yıllar iktidarda kaldı. Bu sefer Kılıçdaroğlu'na mı versek diye düşünen birileri varsa kuvvetle muhtemeldir ki biraz muhakeme yeteneği varsa vazgeçecektir. Sonuç itibariyle
muhakeme yeteneği bizim halkımızda da var ve Türk milletinin de feraset ve basireti her şekilde kendisini göstermiştir. Siz geçmiş deneyimlerinizde böyle bir Aristoteles'in de kalabalıkların bilgeliği diye bir teorisi var. Bu teori de bir şekilde kendisini seçimlerde sandıkta gösteriyor Mervan. Peki Hilmi Bey, kalabalıklar öyle bir karar alıyorlar ki bir şekilde o aldıkları kararda sonuç olarak doğru yerini buluyor. Peki. İsterseniz biz son yapmış olduğumuz araştırmayı da kısaca sonuçlarını çok kısaca rica edeceğim Hilmi Bey. Paylaşabilirim. Çok kısaca rica edeceğim. Lütfen buyurun. Tabii. şu an yeni biten bir araştırma bu. Toplam 4745 kişiyle 77 ilde hem yüz yüze hem de telefonla yapmış olduğumuz bir çalışma. Hı hı. 1 ve 7 Nisan tarihleri arasında yaptık. Partilerin oy oranlarını söylüyorum hızlıca. AK Parti 38, Cumhuriyet Halk Partisi 28.2, HDP 9.2, İYİ Parti 6.8 ki İYİ Parti'de ciddi bir erime var. Bir önceki ayda 7.8'di. MHP 6.6, Memleket Partisi 3.8. Evet. İşçi Partisi 1.9, Büyük Birlik Partisi 1, Zafer Partisi 1.8, Yeniden Refah 1.7, Saadet 1.6, Deva 1.5, Hüdapar 1.1, Türkiye Değişim Partisi 1.1 ve diğer 1.6. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili de sonuçları hızlıca paylaşayım. Recep Tayyip Erdoğan 45.9, Kemal Kılıçdaroğlu 43.9, Muharrem İnce 8.3, Sinan Oğan 1.9. Seçimin ikinci tura kaldığı takdirde tercihiniz ne olur diye sorduk Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Erdoğan arasında. 51.1'i, seçmenin %51.1'i Sayın Erdoğan olur dedi. 48.9'u da Kılıçdaroğlu tercihinde bulundu. Peki. Bir de şu dikkat çekici bir sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Seçmenin ilk kez oy kullanacak seçmenin, gençlerin, hani AK Parti ve Erdoğan gençlerden oy alamıyor diyor ya. %23.9'u, yani %25'i 4 kişiden birisi, 4 gençten ilk kez oy kullanacak 4 kişiden birisi Erdoğan diyor. Yine 4 kişiden birisi de AK Parti'ye oy vereceğini söylüyor. İlk kez oy kullanacaklar arasında. Bu da önemli bir sonuç olarak her dört gençten biri diyorsunuz. İzleyicilerimize de bunları aktarmış olalım. Peki.